Kırgızistan'da yapılan son seçimden sonra Sayın Meclis Başkanı'yla 3 kez bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanlarımız 4 kez bir araya geldi. Kırgızistan-Türkiye ilişkileri çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Bugün Sayın Meclis Başkanı'yla heyetlerimizle beraber çok verimli, çok güzel bir görüş gerçekleştirdik. Türkiye-Kırgızistan arasındaki her meseleyi tek tek ele aldık, değerlendirdik. Eylül ayında Cumhurbaşkanlarımızın başkanlığında yapılan stratejik yüksek düzeyli toplantıda kararlar çerçevesinde ticaret hacmimizin 1 milyar dolara çıkarılması için atılması gereken adımlar nedir? Bunları değerlendirdik. Kırgızistan'ın kalkınması için, Kırgız halkının refahı için Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi bundan böyle de her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Memleketimizde Kırgız kardeşlerimiz var, binlerce, 30 binin üzerinde çalışıyorlar. Bu kardeşlerimizin sosyal güvenlik haklarının korunması için yapılmış bir anlaşma var. Aynı şekilde Kırgızistan'da iş yapan Türk vatandaşlarının da sosyal hakları ile ilgili bir anlaşma var. Az önce Sayın Başkan müjdeyi verdi. Bu anlaşma Giorgo Keneş'le geçmiş. Biz de dönüşte inşallah aynı anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçmesi için çalışmayı yapacağız. Böylece her iki ülkede çalışan vatandaşların hak kaybının önüne geçilmiş olacak. Sosyal güvenlik ve emeklilik hakları teminat altına alınmış olacak. Kırgızistan'la aramızda hiçbir sorun kalmasını istemiyoruz. İlişkilerimize zarar veren her türlü faaliyetlere karşı birlikte çalışacağız. Yakın işbirliği yapacağız. Önümüzde çok önemli konular var, gündemler var. Hep müspet, olumlu gündeme odaklanarak inşallah çok güzel günler, çok güzel gelecek her iki ülke arasında sağlamak için gayretlerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Meclisler arasında da yapmamız gereken önemli çalışmalar var. Özellikle iki ülkenin dostluk grupları, başkanları ve üyeleri karşılıklı ziyaretler yapmak suretiyle meclisten meclise tecrübe paylaşımı, parlamenter diplomasiyi etkin bir şekilde kullanmak için her türlü gayreti göstereceklerdir. 2018 yılında Kırgızistan Türk dili konuşan ülkeler parlamentolarının başkanlığını yaptı ve 2019 yılı için Türkiye'ye devretti. Bu süre içerisinde değerli mevkidaşım, kardeşim Dastanbek Mirza'ya çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonun çalışmalarına yaptığı katkıdan dolayı. Sayın Cumhurbaşkanı Soran Bey, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesi için de çok büyük gayret gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la bu anlamda çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Kendilerine de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Aramızda her ne kadar mesafe uzak da olsa gönülden gönüle aramızda yol var. Dinimiz, dilimiz, kültürümüz, tarihimiz bir. Geleceğimiz, hedeflerimiz bir. Dolayısıyla Kırgız ve Türk halkının
geleceği için, refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ben bu vesileyle 81 milyon Türk vatandaşlarının Kırgız halkına selamlarını, sevgilerini iletmek istiyorum. Şunduktan biz bunlara çoğu güven olup nişen işlemin uçurmadan faydalanıp daha da öyle öz masumlar, Türkiye'den gelgen delegasyonlar, büyüdüğün eğesine için dilekler.